Maşallah tabii. Yani karaların denizlere oranına kadar Kur'an'da ki o dönemde tespit edilemeyecek, mümkün değil, bilinmesi mümkün olmayan pek çok mucize, mucizevi bilgi Allah tarafından ilham edilmiş. Kur'an'da da bize çok güzel bir nimet olarak belirtilmiş. Ben de ayın yörüngesinden bahsetmek istiyorum. Çünkü ayın yörüngesi de tam olarak hesap edilemeyecek. Neden? Çünkü sadece dünyanın etrafında dönmüyor, aynı zamanda güneşin de etrafında, güneşin de hareketlerine göre farklı bir hareket yaptığı için ayın yörüngesi biraz daha farklı. S harfi çizerek, isterseniz ekranda bakalım nasıl bir yörüngesi var. Evet, şu an ayın yörüngesini görüyoruz. Değişik bir hareketi olduğu için dünyanın etrafındaki Maviler dünya, etrafındaki küçük yuvarlaklarda ay. İşte buradaki hareketinden ve Kur'an'da bu hareketin nasıl çok önceden bildirdiğinden bahsetmek istiyorum. Önce ayeti okuyayım. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yasin suresi 39. ve 40. ayetleri okuyorum. Ay'a gelince biz onun içinde bir takım uğrak yerleri takdir ettik. Sonunda o eski bir hurma dalı gibi döndü döner. Ne güneşin aya erişip yetişmesi gerekir, ne de gecenin gündüzün önüne geçmesi. Her biri bir yörüngede yüzüp gitmektedir. Burada yörüngesinden Allah bahsediyor ve eski bir hurma dalı ifadesine dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü hurma dalı zaten kıvrık olur ama eski hurma dalı çok daha ince ve çok daha kıvrık olur. Ve tam olarak ayın şu an gösterdiği yörüngenin şeklinde olur hurma dalı. İşte bunun o dönemde bilinmesi ve o dönemde böyle bir ifadenin kullanılması, 1400 yıl öncesine Allah'ın bunu bize ilham etmesi çok mucizevi bir gerçek maşallah. Ve eski hurma dalı gibi döndü döner ifadesiyle burada hurma dalının eğriliğine ve eski hurma dalının inceliği, çünkü sadece hurma dalı da ifadesi de yok. Eski hurma dalı olarak daha da kıvrık ve daha da ince olan o şekilden bahsediliyor. Dolayısıyla burada çok büyük bir mucize var. Maşallah 1400 sene önce Allah bize ayın yörüngesini bu şekilde bildirmiş.